Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk kadınına eğitim, siyaset, ekonomi ve sosyal yaşamda hak ettiği, ancak 600 yıl boyunca Osmanlı'nın vermediği hakları yapılan birçok devrim ile vermiştir. Oysa Türk kadını milattan önceki yıllarda bile özgürdü. Bundan 6000 yıl önce bir Türk toplumu olan Sümerler'de kadın özgür bir bireydi. Erkekle eşit haklara sahipti. Ticaret yapıyor, doktor oluyor, müfettiş oluyordu, yönetimde yer alıyordu. İstediğini giyebiliyordu. Sümerler yazıyı icat ettikten hemen sonra okul açtılar. Bu okullarda kızlı erkekli astronomi, matematik, geometri eğitim yapılıyordu. Müzik eğitimi mutlaka vardı. İkinci dil olarak Akatça öğreniyorlardı. Kadınların erkeklerle eşit hakları bütün Türk toplumlarında mevcuttu. Ancak bu durum Selçuklu döneminde Nizamül Mülk Medresesi'nin kurulması ve başına İmam Gazali'nin getirilmesiyle bozulmaya başladı. İmam Gazali eğitimde bilim ve akılı arka plana itmiş, merkeze dini koyarak kadını yok sayacak fetvalar vermeye başlamıştı. Din merkezli eğitim ve yönetim uygulamaları Selçuklu'nun yıkılmasına kadar gitti. Daha sonrasında ise Osmanlı döneminde gerek Şeyhülislamların fetvaları, gerekse tarikat ve cemaatlerin padişah üzerindeki baskıları, yıllar içinde yapılan yönetimsel hataların birikmesine, toplumun yıllarca karanlıklar içinde kalmasına yol açtı. Osmanlı'da sadece Türk kadını değil, Türk erkeğinin de hükmü yoktu. Yani Türk olmak adeta ciddi bir hataydı. Türkler kadınıyla, erkeğiyle bir ailenin ve bu ailenin yönetiminin kölesiydiler. İşte Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kadını ve erkeğiyle Türk insanını kul olmaktan kurtararak yaptığı devrimlerle birey olmalarını sağladı. Türk kadını tüm dünyaya bu devrimler sayesinde özgürlüğünü haykırabildi. Laiklik sayesinde eğitim, siyaset, ekonomi ve sosyal yaşamda kendi kaderini tayin etme hakkını kadınlarımız elde etti. Atatürk, Türk kadınına birçok ülkeden önce medeni haklarını altın tepside sunmuştu. Son 20 yıldır Türk kadınının bu hakları gasp ediliyor. Yeniden akıl ve bilim dışlanarak, laiklik ve liyakat yok sayılarak bireysel menfaatler ulusal menfaatlerin önüne konuyor. Padişah olma ve uygulamalarının sonuçları 100 yıl önce tüm acılarıyla yaşanmışken ve Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda 15'liklerin kanları ile kurulmuşken Türk kadını asla özgürlüğünden vazgeçmeyecektir, atasına nankörlük etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyet için çok şey söylenir ama ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kimse darılmasın, gücenmesin ama Cumhuriyet en çok kadını sevdi, kadına sahip çıktı. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet'ten önce kadının toplumdaki itibarı kocasına bir erkek çocuk verip veremediğiyle alakalıydı. Onun tek vazifesi ya da itibarı doğurduğu erkek çocuğu sağlıklı bir şekilde büyütmek, kocasının neslini soyunu devam ettirebilmekle ölçülüydü. O dönemde kadınların nüfus sayımında yok sayıldıklarını dahi düşünürsek, kadınlar buna kafa yoracak düzeyde de değildi, bilinçli değillerdi. Bunu da içselleştirmişler. Kutsal bir yazgı gibi, anadan kıza geçen kutsal bir yazgı gibi sindirmişler. Sindirilmek zorunda bırakılmışlar. Osmanlı'nın son dönemlerinde, o ikinci meşrutiyet dönemlerinde falan yeni yeni kendilerinin farkına varıyorlar. Yeni yeni bu anlama sürecindeler. Fakat tutunacak bir dalları yok. Bir dayanakları yok. İşte bu noktada Cumhuriyet kadının dayanak noktası, tutunacak dalı olmuştur. Türk kadını olarak hepimizin, toplumun bütün fertleri elbette Cumhuriyet'in yörüngesinden ayrılmamalı ama bizim tek yörüngemiz Cumhuriyet olmalı. Cumhuriyet'in kazanımları arasında en büyük şey kadın olduğu için
ve özellikle 1926 yılında hemen akabinde Medeni Kanunu kadının toplumda erkekle aynı haklara sahip olduğunu, bunun garantisini mühürlediği için Medeni Kanun'la biz hem Cumhuriyeti hem de yasalarını çok seven, anayasanın o kadın erkek eşittir yasasını çok seven ve ona sahip çıkan Türk kadın olarak sürekli bunu gündeme getirmek zorundayız. Tabii elbette bütün bu unsurların altında yatan şey Atatürk'ün kadına bakış açısı. Kadını değerlendirme, anlamlandırma biçimi. Bakın o her yerde kadını zenginlik olarak tanımlıyor. Çünkü insanlığın bugün sahip olduğu bütün zenginliği yaratanın kadın olduğunun bilincinde. Çünkü kadınlar insanlığı doğurup, büyütüp, yetiştiren, kucağında nesilden nesile taşıyan varlıklar. Nurlar içinde uyusun, ruhu şad olsun. Bize haklarımızı verdiği için, bugün burada konuşma fırsatını, şansını verdiği için. Merhabalar. Bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılının son günlerine girdik. Demokratik ve laik Atatürk Cumhuriyeti sevdalısı olan herkes için çok kıymetli, çok anlamlı bir yıldı bu yıl. Herkes için diyorum ama özellikle biz kadınlar için daha da anlamlı, daha da kıymetliydi. Çünkü Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte biz kadınlar için karanlık bir dönem kapanmış ve erkeklerle eşit haklara sahip olduğumuz yeni bir dönem açılmıştı. Büyük Atatürk, ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda göklere yükselmeye layıksın demiştir ve Türk kadına vermiş olduğu önerinin altını çizmiştir. Ve yıllar içerisinde gerçekten inanılmaz ufku ile birer birer hayata geçirdiği devrimler sayesinde Türk kadınını kentlerde kafes, köylerde saban arkasında tükettiği görünmez yaşamlarından çıkararak layık olduğu mertebeye yükseltmiştir. Bu kadının haklarını alması iki aşamalı olarak değerlendirilebilir aslında. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile tek eşliğe geçilmiş kadın mirasta, boşanmada, mahkemelerdeki tanıklıklarında erkeklerle eşit haklara kavuşmuştur. 5 Aralık 1934 yılında ise seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Fransız kadınlarının 1944, İtalyan kadınlarının 1945, Belçikalı kadınların 1960, İsviçreli kadınların ise 1971 yılında seçme ve seçilme hakkına sahip olduklarını düşünürsek, Türk kadını bir öncü rolü üstlenmiştir. Öyle ki 1960'larda İngiltere'de yapılan bir gösteride İngiliz kadınları bizim değerimiz Türk kadınlarından daha mı az diyerek pankart açmışlardır. Evet, Türk kadını uzun yıllardır taşıdığı öncü konumunu yeryüzünde her şey kadının eseridir diyen Atatürk'ün kurucu liderliğindeki demokratik ve layık Atatürk Cumhuriyeti'ne borçludur. Bu sayede Büyük Usta'nın dediği gibi yeri soframızda öküzümüzden sonra gelen, öyle ki askere gitmeye veya vergi vermeye mükellef olmadığı için ilk nüfus sayımlarında sayılmaya bile gerek görülmeyen kadınlarımız erkek ile yan yana eşit koşullarda öğrenim görmeye, çalışmaya ve seçme seçilme hakkı ile birlikte ülkenin yönetiminde ve geleceğinde söz sahibi olmaya başlamıştır. Maalesef günümüzde her geçen gün kadınlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet sayesinde edindiği kazanımların riske girdiğini görmekteyiz. Kadınımız cumhuriyet öncesi dönemin karanlık ortamına itilmeye gayret edilmektedir. Bu karanlık çabayı eğitimde de, çalışma koşullarında da, sosyal yaşamda da görmekte devam ediyoruz. Kız erkek ortak eğitimin sorgulandığı, evlilik yaşının düşürülmek istendiği, tek eşliğin dahi konuşulmaya başlandığı bu karanlık dönemde bunları konuşuyor olmak, 100. yılımızda bunları konuşuyor olmak gerçekten çok üzücü. Ve bu gidişe dur demesi gereken yine biz kadınlarız. Bizler hem kadın olarak sahip olduğumuz bu haklarımızdan vazgeçmemek adına hem de demokratik bir laik Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak adına savaşmak ve daha çok savaşmak zorundayız. Çünkü bu bizim hem Cumhuriyet'in hem de kurucu
burcu liderimiz bir de Atatürk'e borcumuzdur. Teşekkürler. Büyük Önder Atatürk, dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir sözleriyle toplum içinde kadınlara verdiği önemi her fırsatta dile getirmişti. Atatürk'ün Cumhuriyet devrimleriyle kadınlar toplum içinde değer kazandı. Gerçekleştirdiği reformlarla Türk kadınlarının haklarını teslim etti. Öyle ki birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesini de sağladı. Türk kadını Cumhuriyet ve devrimleriyle beraber sosyal, kültürel ve hukuki haklara kavuşarak toplumda büyük ölçüde erkeklerle eşit haklara sahip olmuşlardır. Ancak bugün görüyoruz ki Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri yeterince maalesef özümsenmemiş. Kadınların ilk kez oy kullandığı 8 Şubat 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. dönem seçimlerinde 17 kadın ilk kez meclise atamızın desteğiyle girmişti. O günden bu yana çok yol kat edemediğimiz görünüyor ne yazık ki. 27. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın sayımız 104'tü. Seçim sonrası baktığımızda 600 vekilin olduğu mecliste kadınların oranının ne yazık ki %20'sinden birazcık daha fazla olduğunu görüyoruz. Seçme ve seçilme hakkıyla sınırlanmadı gayet tabii ki. Boşanma hakkı, velayet hakkı, çocuk üzerindeki hakkı, malları üzerindeki tasarruf hakkı, tek eşlilik hakkı, mirastan eşit oranda faydalanma hakkı, evlenme yaşının 18'i doldurması şartı, erkeklerle eşit eğitim hakkı. Kadın haklarının uygulanması tek başına kadınları ilgilendiren bir konu değil elbette. Cumhuriyette birlikte kadına tanınan haklar, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir etkisi tartışılmaz. Hiç şüphesiz demokrasinin de bir gereği olmuştur. Kadınların ekonomi üzerindeki etkilerini yadsıyan milletler kalkınamaz demişti atamız. Erkeklerle birlikte Kurtuluş Savaşı'mızda omuz omuza veren Türk kadını yurdumuzun kalkınmasında da erkeklerle el ele vererek bugün her yerde varlığını göstermekte. Yeter ki 100 yıl öncesine dönülmesine izin vermesin. Cumhuriyetle beraber sadece ülkemizin kadınlarına değil, dünya kadınlarına da önderlik etmiş olduğu sevgili Atatürk'ümüz. Burada feminist olan kadınların özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Dünya Kadınlar Birliği kurulmasında büyük önderlik etti. Hiçbir ülkede bu şansı kadınlara vermemişlerdi. Dolayısıyla da bizim Türk kadınlarımızla birlikte dünya ülkelerindeki kadınların ülkemizde toplanmalarını ve burada feminist bir toplantı yapmalarını sağladı. İşte buradan yola çıkarak Atatürk'ümüzün ne denli kadınlara kıymet verdiğini anlıyoruz. Bu ülkenin %50'sini oluşturan bir Türk kadınları atamızı bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizim için aydınlattığı bu yolda haklarımızı hiç kimseye vermeyeceğimize ant içiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında teşekkür ediyoruz atamıza. Sen olmasaydın biz olmazdık. Saygı, sevgi ve minnetle. Aile yaşamı, ailedir kadının konumu değişmiştir. Kadının toplumdaki rolü değişmiştir. Aydın kadın yaratma projesi ortaya konulmuştur. Atatürk'ü sadece kadın hakları veren bir önder olarak görmek çok yanlıştır. Atatürk, aydın kadın projesinin mimarıdır. Ve dünyadaki hiçbir kadın hakları veya kadın hareketi bu içerikte değildir. Bu içeriğe sahip olan tek kadın devrimi Atatürk'ün kadın devrimidir. O bir aydın kadın projesidir çünkü bunu getirmiştir. Rol modellerini topluma sunmuştur.